Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bugün günlerde Long Fade, H1 günü. CEO Bey, aslında bu parti malları getirdiğinde ilk test etmek istediğim cihaz buydu. Fakat C5'i görünce, C5 görsel olarak çok hoşuma gittiği için öncelikle C5'in bir videosunu çekmiştik. İşte gel zaman git zaman derken H1'e de ancak bugün zaman ayırabildik. Şimdi neden çok fazla bu cihazı test etmek istiyordum? Her şeyden önemlisi şu çift gidon olayı. Çift gidondan dolayı test etmek istiyordum. Hani çift gidon cihazları hep böyle bir merak ettiğim durumum oluyor. Çünkü çift gidon cihazların hakimiyeti çok daha güzel oluyor. İnsan kendini daha fazla güvende hissediyor sürerken. Bu cihazda da o hissiyat oluşuyor. Tabii çift gidonlarda genelde hep bu tip bir amortisör sistemi olmak zorunda oluyor. Ha mesela Zero 11 X'teki gibi çift gidon buraya kadar gelip bundan sonraki salıncakların C sütunu şeklinde bir salıncak olabilirdi. Yani C şeklinde bir salıncak olabilir. 11X öyleydi ama yukarıdan aşağı kadar çift gidon iniyor ise bu tip cihazların kontrolü daha kolay oluyor. Yani şu an burada bir gidon amortisörü takılı ama gidon amortisörü takılı olmasa bile kontrolü daha kolay oluyor. Onu söyleyeyim. İnsana daha fazla güven veriyor yani. Şimdi çizgilerine baktığınız zaman bir havalı duruyor yani. Bir havalı duruyor. Mesela nasıl tarif edeyim? Çift gidon. Evet bu da çift gidon. Fakat bunun şu çift gidondaki şunun çapı Cabo Wolfking GT'den daha dar. Yani sallıyorum şu an bunun çapı 35 milim ise ya da 40 milim ise Cabo Wolfking GT'ninki 50 milim. Yani biraz daha kalın bir şeyi var, gidon yapısı var King GT'de. Onun harici zaten dediğim gibi karakteristik olarak baya baya o cihaza benziyor. Teknik özellikler de inanılmaz benziyor. Teknik özellik demişken şöyle söyleyeyim. 2000 watt, 2000 watt, 4000 watt nominal gücü olan çift şeker bir cihaz. Pik gücü de 8400 watt. Hani bu değerler gerçekten rakibi olan Wolfking GT'ye çok benziyor. Hatta içindeki pil de LG 35 amperlik bir pil. Pardon. Samsung 35 amper. King GT'deki LG 35 amperdi. Bu Samsung 35 amper. Peki şimdi şöyle fiziksel olarak isterseniz bir bakalım. Ben şimdi cihazı şarja taktım. Çünkü şu an RC pistindeyim. Biraz sonra her zaman hız testi yaptığımız yola çıkacağım. Orada bir hız testi yapacağım. Şu an cihazı fulluyorum. Fulluyorum derken hemen kutusundan çıkan adaptörünü de size şöyle canlı canlı göstereyim. 4 amper, 84 volt, 4 amperlik bir adaptörümüz var. Böyle bir adaptörümüz var ve galiba kutusundan gene böyle bir alyans seti çıkıyor. Çünkü bu da böyle şu kutunun içindeydi. Kutusundan başka çıkan bir şey yok. Üzerindeki bu gidon amortisörü sonradan takıldı. Şu rüzgar korumaları, yani şu ellerimizi buraya koyduğumuz zaman motorcuların kullandığı genelde bu rüzgar korumalar sonradan takıldı. Üst gidona geldiğimiz zaman böyle bir gaz kolumuz var. Standart gaz kolu. Şimdi şunu söyleyenler olacaktır ki bunu çok fazla söyleyen olduğu için söylüyorum. Şu an videoyu izleyenler de söyleyebilir. Neden burada dijital bir ekran yok? Neden böyle bir şey yapmışlar? Mesela C5'te dijital bir ekran vardı. Halbuki bu en üst sınıfı, neden bunda yok? Sorduğunuz zaman cihaz off-road bir cihaz olduğu için off-road bir cihazda böyle alengirli, gösterişli şeylere gerek yok diye düşünmüş Çinli arkadaşlarımız. Ve böyle dijital bir gösterge koymamışlar. Sadece böyle bir gaz kolu koymuşlar. Bildiğimiz bir gaz kolu ve bu sistem buradan normalde açılması gerekiyor. Şu şekilde şifreli vaziyette açılıyor. Fakat bu işlem çok zor olduğu için en güzeli şuradaki NFC kartla açmak olacak. Ve cihaz açıldığı zaman şöyle bir park modunda açılıyor ve cihaz gitmiyor. Park modundan çıkmak için vitesi alıyorsunuz. Vites 1, 2, 3. Bundan sonra gidiyor. Tabii şu an ayakla kalkış açık olduğu için hiçbir şekilde gitmez. Bunu genelde insanlar kullanmıyor. Kullanmayan insanları da anlayabiliyorum. Sebep olarak trafikte giderken dur kalk yapacakları zaman sürekli ayakla iterek kaldırmak istemedikleri için. Fakat böyle güçlü bir cihaz olduğu zaman ben genelde her zaman ayakla kalkışı açıyorum. Çünkü bir yere gidip bu cihazı bıraktığım zaman istemsiz bir şekilde biri gelip şuna basabilir. Ve buna bastığı an artık geçmiş olsun. Böyle güçlü cihazları tutamazlar ve fırlayıp gidecek. Tabi tutmaya çalıştığı için şu şekilde de basmaya devam edecek. Tabi bastıkça cihaz daha da güçlenecek.
Allah korusun, acayip durumlar oluşacak. O yüzden ben park modunda tutuyorum. Buradaki ayarlarımız bizim bildiğimiz işte Yuki'de olan ve Yuki gibi muadil cihazlarda olan P ayarları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar aynı tip ayarlarımız mevcut. Cruise kontrol, rejenerasyon falan bunda var. Rejenerasyon var ama şu an ben rejenerasyonu sürerken hissedemedim. Biraz sonra yol testinde de gene anlatırım. Ama bütün bunlar bu ayarlarda var. NFC modülü burada. Şu an 83 volta geldi. Hatta şöyle bir bakayım gerçekten 83 voltta mı? 82,4. Burası 83, 82 gözüküyor. 82,5 olursa burası 83'e dönüyor. Bakın belli bir süre sonra da park moduna geri geçti. Yani ben ayakla kalkışı açmasam bile şu an gene bu cihaz gitmeyecekti. Ama ben gene de güvenlik olarak ayakla kalkışı açık tutuyorum. Şu göstergenin ışık parlaklığını bulamadım. Galiba ışık parlaklığı yok ve şu an gölgedeyim. Evet, bu böyle gözüküyor fakat güneş altında bunu görmek çok zor. Cihazlar böyle yan yana geldiği zaman cihazın yüksekliği King GT ile aynı. Fakat King GT'deki gibi bir üst gidon buna kullanılsaydı, yani şöyle biraz daha yüksek olsaydı, o zaman efsane bir yükseklikte olurdu. Hani böyle 1,90 boyundaki arkadaşlarımız oluyor. Ben ne alayım, nasıl bir cihaz alayım dedikleri zaman şu gidonu değiştirip şöyle bir gidon alırlarsa 1,90'lık bir arkadaşımız da bu cihazı rahat bir şekilde kullanacaktır. Eğilip bükülmeden. Rahat rahat dimdik durup kullanacaktır. Ben 1,70 boyundayım. Şu an bunun yüksekliği benim için gayet ideal. Şöyle olsaydı 1,90'lık bir arkadaş için bile acayip bir hal alırdı. Kaldı ki zaten şu an görebileceğiniz en yüksek bidonlardan birine sahip bu cihaz. Şurada bir tuş takımı var. Farları açıp kapatıyor. Sağ sinyal, sol sinyal ve kornamız. Korna gerçekten böyle bir cihaza yakışmıyor mesela. Yani çok komik. Şu an biraz ses çıkıyor ama trafikte bu ses hiç duyulmuyor. Tabi cihazı açtığım zaman farlar demiştim. Farlar sağ sinyal, sol sinyal. Şimdi iki sinyali birden açtığımız zaman aslında şurada şöyle dörtlüler yanmış oluyor. Şurada ve şurada bakın. Sinyaller de bu şekilde yapılmış. Havalı duruyor. Şunları kapadım. Farları açayım. Şimdi farlar da açıldı. Şöyle bir baykuş farımız var. Far C5'teki fara benziyor. Acayip aydınlatıyor. Çok şaşırtıcı vaziyette. Küçücük iki tane göz inanılmaz şekilde aydınlatıyor. C5 modeline bakarsanız kanaldaki, oradaki farın nasıl aydınlattığını görmüş olacaksınız. Bu da onunla aynı tip far, sadece görüntüsü böyle baykuş şeklinde yapılmış. Bir de burada kartal gözleri yapılmış. Bunlar standart açılıp kapanıyor. Hani çakar modu ya da daha düşük modu diye bir modu yok. Bir de buraya bir ambiyans aydınlatma koymuşlar. Yani böyle cihazın ambiyans aydınlatması fazla yok. Şurada bu şekilde duruyor. Yani bir de dörtlüler olarak şu şekilde açarsak bütün aydınlatmamız cihazda bu. Dörtlüler, parklar ve şu ambiyans aydınlatma. Bir de öndeki kartal gözüyle ana farımız. Arkada şöyle bir şey yapmışlar. Far sistemi yapmışlar. Tam ayak koyma, ayak dayama yerine yapmışlar. Bu da sanki Dualtron Thunder 2'nin kuyruk kısmındaki LED'den esinlenilmiş gibi. Tabii şöyle frene bastığımız zaman şöyle göstereyim. Ekstra şöyle bir ışık yanmış oluyor. Farları kapattığımız zaman komple sönüyor. Sadece frene bastığımız zaman bunlar yanmış oluyor. Farları kapatsak bile ambiyans aydınlatmalarımız yanıyor. Bunları açıp kapattığımız bir düğme yok. Frenlerimiz hidrolik fren. C5'teki fren sistemiyle aynı. İnanılmaz iyi tutuyor. Çok iyi tutuyor. C5'te bayağı denemesini yapmıştık. Orada izleyebilirsiniz de fren sistemi acayip iyi. Yani marka olarak bir markası yok. Üstüne baktığımız zaman Langfeld kendi markasını koymuş. Hani no name bir kaliper diyebiliriz. Fakat çok güzel. Yani çok iyi tutuyor ya. Fren sisteminden ben çok memnun kaldım. Hatta alındığı gün beraber geziyorduk. Bir olay atlattık. Hatta olayda da şunu dedik. Gerçekten frenler çok iyiymiş. Ben bu cihazın o an nasıl durduğunu anlamadım. Hani kameram da açık değildi. Kahretsin dedim. Keşke kamera açık olsaydı. Böyle bir duruş şekli Yani yok. alt tarafa doğru indiğimiz zaman hemen şurada kontrol ünitelerimiz var. Bakın buraya bütün kablolar burada çıkıyor ve buraya giriyor. Güç kablosu buraya giriyor ve bütün kontrol kabloları buradan çıkıyor. İşte
karakteristik olarak Wolf King GT'ye benziyor dedim ya, işte benzer yanlarından biri de bu. Bütün kontrolcüler bunun içinde. Dolayısıyla kasada sadece pil var. Aşağı doğru indiğimiz zaman kelebeklerimiz diyorum. Gidon katlamalar buradan, mandallar buradan açılarak bu kelepçeler yukarı kaydırılıyor ve üst gidon aşağı doğru katlanıyor. Fakat buradan katlanmadığı için yerden kazanmamış oluyorsunuz. Sadece şuradan kazanmış oluyorsunuz. Ve bundan dolayı arabaya koyarken de arabada biraz yer olması gerekiyor. Gidon katlandığı zaman şurada bir kilit mekanizması yapmışlar ama ben üst tarafta bunu neye kilitleyecekler bulamadım. Yani ben bu cihazı almış olsam bunu otomatikman çıkartırım. Çünkü ayağımı arkaya doğru dayadığım zaman ya da arka tarafa doğru getirdiğim zaman bu benim ayağımın altında bana engel oluyor. Rahatsız ediyor kısaca. Ben bunu kesinlikle çıkartırım. Ve gerçekten gidon dayandığı zaman ben onun kilitlenmesi için burada herhangi bir şey bulamadım. Neden yapılmış anlamış değilim. Hatta merak ettim, bir bakayım ya. Gerçekten bir yere geliyor mu? Evet, şu an kelepçeleri açtım. Gidonumu böyle katlıyorum ve cihazın katlanmış halinde size göstereyim. Ve aynen dediğim gibi bakın. Ben şu an burada hiçbir şey bulamadım. Hani acaba burada bir şey vardı da söktüler mi ya da takmadılar mı bilmiyorum. Fakat şu an bu hiçbir işe yaramıyor. Ve katladım. Katlanmış halde bu şekilde. Arabaya koyduğunuz zaman böyle bir yer kaplamış oluyor. Şimdi kelepçeyle alakalı da şunu söyleyeyim. Şimdi bu kelepçelerdeki iyi taraf şu. Bakın tek mandal var burada. Tek mandal sayesinde tek harekette iki tarafı birden kilitleyebiliyoruz. Hani buradakini tek mandalı kilitle, buradakini de kilitle olayı yapmanıza gerek yok. Şimdi aşağı doğru devam ettiğimiz zaman lastikleri görüyoruz. 11 inç tubeless lastiklerimiz var ve offroad lastik olarak geliyor. İsterseniz onroad da ekstra parasını öderseniz onroad lastik taktırabilirsiniz. Tabii ki onroad lastik daha fazla konfor size getirecektir. Ama offroad alanlara girdiğiniz zaman da gerçekten offroad lastiği arıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şöyle kasayla devam edeceğim. Şimdi kasa şöyle kocaman bir kasa. Gerçekten çok büyük. Hani ayağımı öne atıyorum. Buraya koyuyorum. Ya diyorum hani yer darmış diyorum. Çok da geniş değilmiş diyorum. Sonra bir bakıyorum arkada biraz daha yer varmış. Arkaya atıyorum derken ayağımı buraya koyuyorum. Ayağımı buraya koyunca ön ayağım bu en önde olunca ayaklarım çok açık oluyor. Çünkü 1.70 boyundayım. Çok uzun bir ayak yapısına sahip değilim. Arka ayağımı buraya dayayınca ön ayağımı buraya koyunca rahat edebiliyorum. Hani ta burada mesafe var. Yani demek istediğim gerçekten çok geniş bir güvertesi var ya. Yani deck dediğimiz bu alan çok iyi. Şurada ince detaylar yapılmış. Bakın şimdi burayı nasıl göstereyim. Aslında kasa bakın arkada bitiyor. Tamam mı? Arkada bitiyor. Fakat şuraya kulaklar yaparak, üstteki plakaya kulaklar yaparak daha uzun bir alan yapmışlar. Böylelikle ayağımızı koyduğumuz yer daha fazla olmuş oluyor. Şuradaki şu detaylar çok güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Bir de Volkan arkadaşımız bu cihazı aldı ve sürüşler yapıyor. Test sürüşleri yapıyor, videolar çekiyor. Şunun altına sarı bir plex kestirdi. Muhteşem durmuş. Yani cihaza acayip bir hava katmış. Şimdi kasanın şöyle güzel bir yanı var. Normalde bunlar biliyorsunuz civatalı olur. Buysa civatalı değil. Şöyle şifreli bir anahtar var burada. Şimdi şifreyi girdiğim zaman şuradaki yuvarlak olan kısmı sola doğru çeviriyorum ve şu şekilde kapağı şöyle göstereceğim. Tabii tek elle biraz zor oluyor. Böyle açıyorum ve cihazın içini bu şekilde görmüş oluyorum. Ve pile ulaşmış oluyorum. Bence çok pratik yapılmış bir şey. Tabi şuralarında bakın conta var. Şu conta sayesinde içine su girmemiş oluyor. Çok fazla iç kısımda oynayan insanlar için bence çok güzel bir özellik olmuş oluyor bu. Ya da Volkan arkadaşımız gibi insanlar için bence büyük bir kolaylık. Ve şifreyi de böyle bozup kimsenin açmayacak bir hale getirmiş oluyoruz. Artık bunu böyle çevirseniz de çevrilmiyor. Böylelikle kapatılmış oluyor. Kasanın arkasına geldiğimiz zaman ayak dayama yerimiz burada. Şuradan devam edelim. Amortisör, tek amortisör, yaylı, hidrolik bir amortisörümüz var. Herhangi bir ayarı yok. Sadece şurada bir bilezik var. Bu bileziği zaten neredeyse en gevşek moda getirmişler. En gevşek moda getirdikleri için herhalde bana çok yumuşak geldi. Nasıl gösterebilirim tam bilmiyorum ama şöyle göstersem bakın ayağımı attım. Ben 80 kiloyum. Sadece ayağımla hafiften şöyle güç uyguluyorum ve esniyor.
üstüne çıkıp zıpladığım zaman çok sağlam esniyor. Ama böyle bir off-road cihaza göre bana yumuşak geldi bu cihaz, öyle söyleyeyim. Aynı 11 inç tubeless lastiğimiz off-road, öndeki kaliperin aynı kaliperi burada mevcut ve şu çamurluk önüne, yani ön kısımda aynı, bu çamurluk farklı. Ön taraftaki çamurluğu da şöyle göstereyim, atladık orayı. Şöyle küçük bir çamurluğu var. Ön tarafta zaten şuralara genelde bakın, şöyle göstereyim. Buralara geliyor çamurlar, sular buralarda takılıp kalıyor. Arkadaysa şu çamurluk test etmek lazım ama çamurluğun bittiği yer ile lastiğin çapı hemen hemen aynı. Biraz daha uzun olsa daha etkili olabilirdi. Ne kadar çamur sıçratıyor bilmiyorum. Yok. Genelde de soruyorlar. Yağmurda, suda hangi cihaz kullanılır ya da hangi cihaz su almaz? Bütün skuterların su alma ihtimali var, öyle söyleyebiliriz. Ha, bazı cihazların kasasının içine gerçekten hiçbir şekilde su girmez. Çok sağlam izolasyonu var ama motorlardan su alabilir. Motor izolasyonları olmuyor gibi gibi. O yüzden pek suda kullanmayın diyoruz. Ama mecburen yağmurda kaldığımız durumlar oluyor. İşte o tip durumlar için şu çamurlukların biraz daha uzun olsaydı daha etkili bir hale gelebileceğine inanıyorum. Fiziksel durum bu. Teknik özelliklerini bir daha söylüyorum. 8400 watt pik güce sahip bir cihaz. Teknik özelliklere baktığımız zaman 100-120 km hız söyleniyor. Bakacağız, göreceğiz. Ben ihtimal vermiyorum o hızlara çıkacağına. Gene teknik özelliklerine baktığımız zaman cihazı ben kaldırdım. Sağa sola götürdüm, taşıdım. Ya da bir yerden bir yere kaldırıp koydum. Evet, ağır bir cihazdı. Ve zaten teknik özelliğine baktığımız zaman 53 kilo olduğu söyleniyor. İki kat çıkartabilirim. Eve çıkartabilirim ben bu cihazı. Ama 53 kilo sağlam bir ağırlık. Yani taşıyacak olanlara bir ön bilgi olsun. Şöyle bir bilgi vereyim. Aynı kiloda oldukları için Wolf King GT ile bu aynı amper pile de sahip oldukları için o cihazda ben 100 ve 110 kilometre menzil yapmıştım. Büyük ihtimalle bu cihazda aynı şekilde bir menzil yapacaktır. Tabi tapagaz değil. Tapagaz yaparsanız bu menzil inanılmaz derecede düşecekti. Hani Wolf King GT ile 100-110 km menzil yaptığımda ortalama hız herhalde 30 km falan. Yani bu cihazda da aynı şekilde olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü pillerimiz ve motor güçleri ve cihazın kilosu aynı. Ve kullanıcı ben olacağım için aynı menzili de bununla yaparım diye düşünüyorum. O yüzden bir menzil testi yapmayacağım. Şu an 100-110 km sürecek kadar zamanım yok. Yol testinde görüşürüz.